Sevgili takipçilerimiz, bugün İstanbul Sultanbeyli sokaklarındayız. Vatandaşlara Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu diye soracağız. Bu anketimiz kesintisiz olacak. Ben Zeynep Koç, hadi başlayalım. Merhaba, size soralım. Murat Kurum mu, İmamoğlu? İmamoğlu diyorum. Sebebi ise CHP Genel Başkanlık seçiminde İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na oy vermedi. Biliyoruz, onun yanında olmadı yani. O yüzden ben İmamoğlu diyorum. Kılıçdaroğlu'na inattan mı İmamoğlu diyorum? Evet. Pardon, özür dilerim. Tam tersi. Murat Kurum diyorum. Murat Kurum diyorsun. Evet, Murat Kurum diyorum. Neden Murat Kurum? Çünkü İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na oy vermedi. Genel Başkanlık seçiminde. Kılıçdaroğlu'na oy verseydi İmamoğlu derdim. Evet, İmamoğlu derdim. İmamoğlu bence bu seçimde kaybedecek. Normalde hiçbir zaman biz ailece kuşakçak AK Parti'ye oy vermeyiz. Ama İmamoğlu'na inat AK Parti'ye oy veriyorum. Gerçekten. Murat Kurum'a, evet. İnat olsun. Evet, Murat Kurum'a veriyorum. Hüseyin Keskin seçimlerinde de Hüseyin Keskin yok bu dönem. Bize Akbil veriyordu. O da yok. Kime oy vereceğim bilmiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Murat Kurum olarak ekledim. Evet. Teşekkür. İyi günler. İyi günler. Murat Kurum mu, İmamoğlu? Merhaba, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ekrem, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diyorsun? Murat Kurum diyoruz. Hayırlısı. Kararsız diyorsun, söylemek istiyorum. Hayırlısı olsun. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Hayır, bilemiyorum. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Merhaba, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diyorsun? Yürüyelim. Merhabalar, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyorum. Murat. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Kurum cevabı geldi. Merhabalar, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyorum. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Yürüyelim. İyi günler, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu diye soruyorum. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Devam edelim. Sevgili izleyenler, cadde biraz boş, zaman zaman hızlandırmalar yapıyoruz. Aklınıza soru işareti kalmasın. En şeffaf, en doğru düzgün anketleri yapan tabii ki de Kanal Zasparagas TV. Devam edelim. Şurada bir çiftimiz var. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Buyur. Murat Kurum mu, İmamoğlu? İmamoğlu'na vereceğim tabii ya, Allah Allah. Siz? Valla bilmiyorum, adam neredeyse ben de oradayım. Öyle canım. Öyle bir şey var mı? Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat Kurum daha biraz eğime geliyor ama bilmiyorum bakalım. Ben vermem ya, AK Parti'ye. AK Parti mi? Tabii canım, ben dünyanın olmayan Parti'ye oy vermem diyor. Bana kalsan hiçbirine veresim yok da bilmiyorum yani. Önceden AK Parti'ye oy verdiniz mi? Hayatta nasip olmadı bizim. Biz saadete veririk yavrum. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Eminim İmamoğlu değil. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Merhabalar, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Yorum yok. Yorum yok, tamam. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Amcacığım, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Şimdi ne söyleyeyim ben? Gönlünüzden geçeyim. Yani şimdi karamsarım. Ben 2022'den beri AK Partiliyim. 2002 olmadı. Pardon, yanlış söyledim. 2002. Hani perişan ve perişan ettiler bizi. Yok, bedeyizim dedi. Etti. Vallahi etti. Emekli etti. Misiniz? Emekliyim, hem de fakir emeklisi ki. Pas fakir emeklisi yani. Diyorlar ki emeklide para bol. Evi vardır şimdi. Maaşı da alıyor. Kira da ödemiyor. İnan hani bu hedef 2023, hedef 2023. Lafına hani aldandım. Hani 3 yaşındaki bebek gibi emzik verdi. Lokum çalmadan. Lokumun ne olduğunu biliyor musun? Emzike lokum çalar ki bebek ağlamasın diye. Evet. Ben de inandım. İnandınız. Yarın bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hem oyunuzu... Hem de fanatik de AK Partiliyim. Hala üyeyim. Üyesiniz. Yarın bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Sayın Erdoğan'a verir misiniz? Yani cevap veremeyeceğim. Yani yanıt veremeyeceğim. Hani hipnoz var ya, hipnoz. Bilirsin hipnoz. Bilemedim. Nasıl bilemiyorsun? Adam diyelim ki hipnoz etti beni diyor. Hipnoz etmek. Yani hipnoz demek bağımlı demek yani. Evet. Hani alkol bağımlısı gibi. AK Parti bağımlısı. Evet yani. O zaman soruyorum. Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat Kurum. Evet. Yana yana Murat Kurum hem de. Yani. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şurada teyze vardı. Ona sormak istedim. Bir soralım. Merhaba. Murat Kurum mu, İmamoğlu? AK Parti'nin ama hangisi gelecek bu şan? Murat Kurum AK Parti'den, İmamoğlu CHP'den. Ben AK Parti'ye veriyoruz. Murat Kurum mu diyorsun? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Pazar alışveriş mi yaptın? Evet. Nasıl, ne kadar tuttun? Vallahi ne tutacak? Bomboş bir araba. Bir bakayım mı arabaya? Bak. Merak et. Ayakkabım yok. Ana, gerçekten bir ayakkabı var. Bir de patates mi var? Ne var? Yok yok, o da boş bir şey. Ne kadar tuttun? Bir ayakkabı indirime girmiş göğe, 750 aldım. İndirimi 750 aldım. Sorma valla. Valla biz ne diyeceğiz? Ekonomi nasıl? Gene verir. Valla ekonomimiz aylıkçıyız işte. Bakalım nasıl yapacağız. Gene AK Parti'ye. Düzelir mi bu durum? Dua ediyoruz. Duayla olacaksa o zaman hepimiz el açalım. Valla AK Parti'ye veriyoruz. Ne yapacağız? Başka adam gibi de adam yok. Ne yapacağız? Mecbur veriyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler. Teyze soralım mı? Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Çünkü anca onlar yönetirdi, o yüzden. Murat Kurum'dan beklentiniz neler? O bilir yapacağı iş. O bilir. Murat Kurum mu, İmamoğlu?
İyi günler. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Tabii ki Murat Kurum. Neden Murat? Hizmet. Hizmet? Evet. İmamoğlu ne yaptı? Hiçbir şey. İmamoğlu karşılığı yok. Teşekkür ederim cevabınız. Bak bak. Bunu bugün paylaştım. Adam yorum yazdı. Hani suyla ekmek yiyorum yani. Anladın mı? Kendimi ha. Yani suyla ekmek yiyorum yani. Suyla ekmek. Ekmek bulduğuna şükredin. O zaten öyle yazdı bana, adam yorum yazdı. Filistinliler dedi işte şöyle böyle falan filan, işte ekmek bulamıyorlar, sen ona şükret yani. Sen dedin ki ben AK Parti'ye oy verdim ve pişman oldum. Şimdi pişman oldum değil. Çünkü karşılığında oy verecek alternatifi yok. Başka alternatif olmadığı için mecbur olduğunuzu düşünüyorum. Yani aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü ben 1967 yılından beri hani siyaseti takip eden bir adamım. Sürekli açık oturum izleyen adamım. Kılıçdaroğlu zamanında dedi ki emekliye 15 bin TL para vereceğim. Ya, niye inanmadın? Hikaye. İnanmadım. Gerçekten hikaye. Reis deseydi 15 bin TL vereceğim. İnanırdık ama hiçbir zaman da demedi ya. Şimdi diyor, bak ne diyor biliyor musun? Temmuz'dan sonra diyor eşitleyeceğiz diyor. Memur emeklisiyle diyor, işçi emeklisiyle, bakır emeklisiyle. Kemer sıkacaksın. Kesinlikle yani inanmıyorum şu cümlesine yani. İnanamıyorsunuz artık. Bu zamana kadar kullandığı cümlelere inandık. Vereceğim dediği zaman vermeyeceğini söylüyor yani. Herkes kemer sıkacak diye söylüyor. Ama şimdi diyor ki oy alma şeyine işte 2024'ün Temmuz ayında emeklisi, Bağkur emeklisini, işçi emeklisini, memur emeklisini eşdeğer yapacağız. Yani Temmuz'a kadar kemer sıkmaya devam, suya da ekmek banmaya devam. Yani evet, evet. Teşekkür ettik, iyi günler dilerim. İyi günler efendim, iyi günler efendim. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu? Vallahi bilmiyorum şu an. Murat Kurum mu, İmamoğlu? İkisi de değil. İkisi de değil. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu? Ha, belediye başkanlığı. Bilmiyorum ya, bu değişik. Ben İmamoğlu diyorum. İmamoğlu. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat Kurum mu, İmamoğlu? Ben hoşgörü bıraktım. Ne zaman bıraktın? Şimdi. Şu an mı bıraktık? Evet. Bana mı denk geldi? Öyle oldu. Tamam, peki. Sorayım mı size? Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Merhabalar, Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Onu seviyorum. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat Kurum. Murat Kurum, sizce? İmamoğlu. Niye Murat Kurum? Murat Kurum. Rica ederim. Murat Kurum mu, İmamoğlu? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Merhabalar, Murat Kurum mu, İmamoğlu? Kızlar oy kullanıyor muyuz? İmansız zaten. İmansız. Sizde çok iman var mı ama? Bu zaten imansız zaten. Parayla imanın kimde olacağı belli olmaz yani. Aynen öyle. Ama... Her şeyin ayrısı diyelim. Yo, İmamoğlu. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Efendim? Murat Kurum mu, İmamoğlu? İmamoğlu. Adı sizden alalım. Hiçbir. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Amcacığım, Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat Kurum mu, İmamoğlu? Hepsi aynı. Hepsi aynı. Ne soruyorsun? Murat Kurum mu, İmamoğlu? Hiçbiri. Oy kullanabiliyor muyuz? Yüzünüzden göremiyorum yaşınızı. Kullanmıyoruz. Ama ben olsam hiçbirine vermem. Hiçbirine vermezdiniz. Teşekkür ederim. Cumhuriyet oyu bir yapsalar, ondan bir şey istemiyoruz başka. Teşekkür ederim. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Çal. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Teşekkür ettik. Şurada bir amca var, ona soralım. Amca merhabalar. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Yok, ben. Murat Kurum mu, İmamoğlu? Daha karar vermedik. Neden kararsız? Bilmiyorum. Bak, belki adaylar değişebilir ya. Değişebilir. Değişebilir. Yani. Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat Kurum. Sizce? Murat Kurum. Niye Murat Kurum deniyor? Biz memnunuz. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu diye soruyoruz. Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Murat, size sorduk mu? Yok. Ne? Murat Kurum mu, İmamoğlu? İmamoğlu. Sizce? İmamoğlu. Niye İmamoğlu? Niye İmamoğlu? Yeter ona. Neye yeter? Yeter. Neye yeter? Yeter. Ne kaldı ki? Aynıdır. Ne kaldı? Ya bir insanın vicdanı olsa hayatta onlara oy verme. Çünkü artık buraya gel. Hayat pahalılığında. Sürpriz mi bekleyeceğiz onlardan? Yok. Yeter artık da. Beton kafamda. Teşekkür ettik. Kullanabiliyor musun oy? Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Murat Kurum mu, İmamoğlu? İlgilenmiyor, kusura bak. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat. Kurum. Evet. İmamoğlu. Yok, Murat Kurum. Tanıyor muyuz Murat? Tanıyorum. Kimdir? Çok yok sevdiğim bir teşkilatta, ben de teşkilattayım. Teşkilatta. Evet. Murat Kurum'un eski görevi nedir peki? Ya görevi de eski bakandı. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Neler bekliyorsun? Bizim için önemli olan gelip oda koltukta oturmak değil. Önemli olan hizmet yapmak. Neler bekliyoruz Murat? Ben çok böyle bu metrolar, otobüslerde indirim yapması lazım. İndirim. Evet. Yani büyük bu trafiği önlemesi lazım. Yani. Mazot aldı başını gitti, nasıl indirim yapacak? Yok, mazot değil, her şeyi aldı başını gitti ama bu her şeyin çaresi var. Bir de bu mesela kontrol ettiği zaman her şey yerine oturur. Biz mesela görev yerinde biz nasıl iş yerlerimizi kontrol ediyorsak her şey düzeliyor. Koltukta oturduğun zaman bu İmamoğlu için de öbürü için de geçerli. Ekrem İmamoğlu da geldi, ne yaptı? Biz 1 lira bilet bir şey metroya biniyordum, şimdi 17 bin liraya metroya biniyorum. Aradan neredeyse 4-5 yıl geçti. Yo, mazotun tamam. Fiyatını da... Mazotun değil. Şimdi ben burada bir şey konuştuğum zaman sana yalan
bana böyle yaparım diyelim, sen bir sene sonra bana ne diyeceksin? Yalan konuşmayacaksın. Yapamıyorsan konuşmayacaksın. Deksi elimde geleni yapacağım. Vaatlerini söylüyorsun. Vaatlerini tabii. Yalana gidip koltukta oturmak çözüm değil ki. Ben burada tüm belediye başkanlarına sayayım. Ben de siyasetçi bir insanım. Kendim de milletvekili adayım. Bir sene sonra kadar kaybettim. Ama ben insanlara böyle demiyorum, senin oğlunu işe alacağım, bunu yapacağım. Her kişiye saygı gösteririm. Önce yılbaşında mesela askeri ücrete yüzde maaşlar 17 oldu. Kuru yemişçiye akşam bir gün sonra kaçta geldi biliyor musun? %100 zam verdiler. Bunları bir kontrol etsinler. Tamam, bunları etsinler. Şimdi dışarıda esnaflar böyle herkes güzel mont giyiyor ama işi hep aç. Güzel bir konu. Anladın mı? Ben insanları böyle maaşını arttırmasını istemiyorum. Ben devlet memuruyum, maaşımı arttırmasını istemiyorum. Akşam bana 30 lira verecek, öbür gün de 100 lira şeye verecek, lokantaya. Kuru yemişçiye. İstemiyoruz, biz zam istemiyoruz. İnsanlar da zam vermesin. Bir de bu, ben en çok burada Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. En çok ona sesleniyorum. Şu ev konularını, ev sahiplerini hepsini cezaevine atsın. Çünkü Allah onlara fırsat vermesin. Tamam mı? Fırsatçılara fırsat. Hayır. Ev sahiplerine niye biliyor musun? Kiracıların anasını ağlattılar. Psikolojilerini hep bozdular. Çoğu ailesinden boşandı. Çoğu ev perişan oldu. Tamam mı? Bu belediye başkanlarını, bu ev sahiplerini kontrol etsinler. Gerçekten üzülüyorum ben. Teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Sizi de sizi işinize gösteriyor. Bizim amacımız insanlar gerçeğini konuşsunlar. Teşekkür ederiz. Allah işi razı olsun. Gençlere gidelim. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? İmamoğlu. Teşekkür ettik. Şurada bir çiftimiz var. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Kararsızız. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Merhaba hanımlar, Murat Kurum mu, İmamoğlu? Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Murat Kurum mu, İmamoğlu? Murat Kurum mu, İmamoğlu? Tabii ki de Murat Kurum. Sizce? Bence İmamoğlu. Neden Murat Kurum, neden İmamoğlu? Anne kız mıyız? Evet. Neden, gel bir konuşalım. Ben İmamoğlu'nu destekliyorum. Kız onu niye Murat seviyorum? Onu bilemem. Sen dinleyelim. Neden Murat Kurum? Yani ilk başta çok mükemmel bir insan. Bütün faaliyetlerini çok beğeniyorum. Yani İmamoğlu bugüne kadar 5 yıldır başımızda neler yaptı? Hiçbir şey. Neler yaptı? Çok şeyler yaptı. İmamoğlu'nun hakkını yemeyin. Peki şöyle soracağım. Siz kızınızı ikna etmek isteseniz neden? Yok, o bizde şey öyle yok. Herkes kendi oyunu kendi kullanır. Siz annenizi ikna etmek için ne derdiniz Murat Kurum'a? Ya annem şu anda AK Parti'ye kızgın olduğu için öyle yapıyor ama AK Parti'ye veriyor oyunu. AK Parti'ye üyeyim, vermiyorum. Kesinlikle vermiyorum. İnan ki vermiyorum. Zamlardan dolayı mı? Neyden dolayı? Zam. Sabah akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz. İmam oluyor mu? Hep zam. Bir tapu alacağız, alamıyoruz. Zamdan başka bir şey yok. Cebimizde para yok çıkalım. Diyorlar ki madem ekonomi kötü, bu restoranlar, kafeler niye dolu diye. Evet, niye dolu? Şu anda bak, alışverişe çıktık anneciğim. Abiye bakıyorsun. Bak, abiye bakacaksın. Yok. Fiyat alacağım çünkü çekip eve gideceğim. Öyle baktığınızla mı kalacaksın? Aynen, baktığımda kalacağım. Almayacaksan niye fiyat bakıyorsun? Emekli adam, maaş yok. Aybaşı gelir, cepte bir şey yok. Bebiş mi var orada? Evet. Onun masrafı ne kadar? 1 milyar, 2 milyar. Diğeri de okula gidiyor da mı sizin? Yok, o benim değil. Okula da gidecek, fiyatlar nasıl der? Ben gidiyorum, bir tane sana okuluna gidiyor, en az 5 milyar masrafı oluyor. Bir de İmamoğlu 0-4 anne yaş grubuna ücretsiz akbil verdi. Tek iyi yaptığı şey o. Yaptıklarını da konuşmakla. Tamam, ben inkar etmiyorum. Tek iyi yaptığı şey o ama erkeklerin elinde bile anne kartı var. Onu ne yapacağız? Elinde. Evet. Kendim şahit oldum arabada. Erkekler hanımının kartını alıp basıyor. Aynen. Bizim milletimiz de fırsatçı ama. Fırsatçı, bir de para yok, adamlar ne yapsın? Bak, bir de buradan bedava, bak. Bedava kart varken para yok, adam nereye gitsin? İmamoğlu ne dedi? Öğrencilere indirim yapacağım dedi. İndirim yaptı mı? Hayır. Aksine üstüne koydu. 220 TL şu an aylık akbil. Daha düşürüyordu. Ne oldu? Niye düşürdü? Bir kişi çalışır. 4-5 kişi okutuyor. Karı var, ev geçimi var, faturalar var, yol parası var. Adam cebinde para kalmayınca ay başı ne yapacak? Mecbur karının kartını kullanacak. Ben olsam ben de kullanırım. Hayır, demeyelim de şimdi. Ben kullanırım. Ne yapayım? Yakalanırsa cezası var mı? Yok. Cezasını kendileri ödesin. Yarın bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Sayın Erdoğan'a verir misin? Vermem. Vermedim de vermem. Vermişsin ama AK Parti üyeyim. Hayır, vermedim. Üyeyim. Adım üye ama vermem. 14 Mayıs'ta oy verdik mi? Verdim, vermedim ona. Oy verdiniz, ona oy verdim. Vermedim, ona oy vermedim. Zamlardan dolayı, ekonomiden. Her konuda vermem. Ne yaptı ki? Her tarafı sattı, yedi içti, kendine keyif etti. Hele bir çıksın milletin içine baksın ne var. Kendisi alıyor 500 bilmem kaç trilyon. Abartesi millete verir, ne yapayım? Ne bir 10 milyar 10 lirayla hangi emekli yaşayabilir? Ev olmuş 15-20 milyar. Sor diye ev bulabildin mi ucuz? Hanım kızımız, buldun mu ev? Yani ev sahiplerine İmamoğlu bir çare bulsaydı. İmamoğlu ne yapacak? Baştaki yapacak. Bebeğinin sahibi İmamoğlu.
İmamoğlu şu anda. O yapacak. Hadi İstanbul'u bir kenara bırak. Sonra İmamoğlu ne yapabilir? Her şey onun elinde. Başkanlık sistemi var. Zamları vermezse o da bir şey yapmaz. Akşam yatıyor, sabah kalkıyor, benzine zam. Yazıcı kafanızı kuma gömme. Uyanık olun, uyanık olun. Belediyelerde şey yapmıyorlar. Belediyenin ne suçu var? İmamoğlu ayarlayacak İstanbul'da. Allah Allah. Benzine, İmamoğlu benzine. Hükümet mi kızım ya? Sen benzini 18 liradan çıkar 40 liraya. Ondan sonra Büyükşehir zam benzine vurduğu zaman ooo İmamoğlu zam yaptı. Ama sen yaptın 40 liraya çıkardın onu. Dolar 18 liradan çıktı 40 liraya 30 liraya. Diyorlar ki madem ekonomi bu kadar kötü bu restoranlar, kafeler, caddeler niye dolu? Herkese hürriyetini kısıtlayamazsın yavrum. Öyle diyorlar amca. Herkesin kızını alıyor. Allah Allah oradan alıyor. Cebinde adamı her birinin cebinde görüyorum. 10 tane kredi kartı var. 10 tane. Birinden para bağlıyor, birinden alıp birine kapatıyor. Benim cebimde para yoksa ben gidip restoranda oturup yiyip içmiyorum. Benim cebimde para yoksa ben niye lokantaya gidip yemek yiyorum? Benim evimde kredi kartı yok. Ben kullanmıyorum. Çünkü ödeyemeyeceğimi biliyorum. 50 bin liralık telefonu bulan öpüp başına koysun. İmamoğlu mu Murat Kurum? İmamoğlu be. Sizce İmamoğlu mu? Herhalde yani. Başka olur mu? Ha buraya ne yazıyor buraya bak. Tabi. Tamam mesela hediye kızım. Hadi kolay gelsin. İmamoğlu başka. Tamam. Teşekkür ederim.